Her neslin kendisine ait, kendisine ait yaş sınırında olan, her neslin kendisine ait bir Z kuşağı, en küçük yaş grubu olan bir gençlik var hocam. Yani bu 1960'da, 70'de, 80'de her zaman olabilir yani. Her neslin kendi gençliği tabiri caizse. Fakat hocam bu neslin yani 2021 yılında, 21. yüzyılın gençliği şu anda, şu andaki Z kuşağı her konuda çok fazla parlıyor hocam. Yani Z kuşağı işte reşit olduğu, 7 milyon Z kuşağı oy kullanacak, Z kuşağının eğitim sorunları, büyükleriyle Z kuşağının sorunları. Yani sürekli bir Z kuşağı yaklaşık 2 senedir, 3 senedir hep gündemde hocam. Yani hep en üst zirvede yani bir de gündem olarak. Bu kuşağın özelliği nedir hocam veya eksileri veya artıları var mıdır? Şimdi aslında normalde her zaman gençler vardı. Her zaman vardı yani. Adem Aleyhisselam'dan bu zaman hep gençler vardı. Ama şu anda teknolojinin ilerlemesiyle bütün dünyadaki olayların bir anda her tarafta ne yapılması, duyulması meselesi var. Yani. Bir haber bir saatte eskiyebiliyor. Eskiden o haber belki de aylarca devam ediyordu. Bilmiyorum hatırlayayım mı? Şu andaki gençlik gerçekten ne yapabiliyor? Kendisini çok çabuk sosyal medyada duyurabiliyor. Belli yerlerde duyurabiliyor. Olayları duyurabiliyor. Bu sefer ne oluyor? Bunu da belli siyasetçiler, belli kurumlar kullanmak için devamlı gündemde tutuyorlar. Devamlı gündemde tuttukları için de onlar da zaten gündemi de seviyorlar. Olayları da haberin de bir anda her tarafta yayılması son derece kolay bir hale aldı. Bu sefer de devamlı gündemdeler yani. Zaten bir de sevildi bu. Kendi içinde de sevildi. Kendimi ifade ediyorum diye adı altında ciddi bir şekilde, hatta çok büyük tehlike var. Bunu da söylemek istiyorum. Bir sokak röportajlarını görüyorsunuzdur. Yani yaşlılığına saldırarak, yaşlılığına hakaret ederek, Allah muhafaza etsin, ne yapıyorlar? Kendileri gündemde tutuyorum adı altında. Bu sefer ciddi bir sıkıntı meydana getiriyorlar yani. Yaşlılar da ne hikmetse... acaba diyorum ben, ama acaba bunlar oyun mu yani? Şey, tezgah mı yapıyorlar diyorum yani. Çünkü herkesin ifadesi çıkarmıyor bir telefonu. Evet. Bunu arkada bırak şimdi telefonu, ne yapacaksın sen? Devamlı aynı ifade. Anlıyor musun? Çıkar bakayım telefonu. Bilmem. Ya bırak şimdi, ne yapacaksın telefonunu ya? Bir dinle şunu. Bir dinle. Bir bak bakalım ne anlatıyor. Derdi ne? İsteği ne? Neler söylüyor? Kendisini normal şartlarda bilgiyle, ifadelerle yenemeyeceğini anlayınca bu sefer ne yapıyor? Hemen ona saldırıya geçiyor. Sen saldırıya geçince genç seni bırakır mı? O da bu sefer saldırıyor sana. Bu sefer terbiyesizlik yaptırmış olursun kendine. O yüzden bunlar çok tehlikeli şeyler. Allah muhafaza etsin. İşte bu ortamları çok olmasa sebebiyle sosyal medyada kendileri ne yapıyor? Devamlı duyurabiliyorlar. Kendileri de Allah sevgisi, peygamber sevgisi, kitabullah sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi verilmediğinden de, özellikle halkın, halk sevgisi verilmediğinden dolayı da bu sefer ağzına gelen ne yapıyor? Çok rahat konuşabiliyor. Ve gerçekten kendilerine devamlı şu ifade, bak devamlı şu ifade, ne? Geçmiş zamanda, hatta geçenlerde yetkili birisi, ismini vermeyeyim, yetkili birisi bile şu ifadeyi kullanıyor. Bu gençlere geçmişinizi bir anlatım. Ya geçmiş değil. Bu gençler netice itibariyle şu anda yaşıyorlar. Şu anda dünya üzerindeki olayları görüyorlar. Dünya üzerindeki olayları şahit oluyorlar. Bu da önemli. Mesela dünya üzerindeki, Avrupa'daki, Amerika'daki her yerdeki olayları canlı canlı ne yapıyorlar? Sosyal medyada rahatlıkla görebiliyorlar. Bugün normalde sadece şehirdekiler değil, köylerde olsun, ilçelerde olsun, her yerde olsun, kasabalarda olsun, her yerdeki gençlik artık bunlara ulaşması değil, son derece kolay oluyor. Ve en netice ortaya koyması da kolay oluyor. Kısa anlattım, çok anladınız. Yani kısacası bundan dolayı da devamlı gündemde kalıyorlar. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Şu ifade yanlış. Bunlara gençler, ya geçmiş, ya geçmiş anlatın demeyin ya. Dünya üzerinde bir takip var, bir sistem var. Bir gidişat var, bir ekonomi var. Dünya üzerinde var yani. Şimdi adam kalkıyor, Avrupa'da duyuyor mesela şu şartlar var. Veya bir yerde şunu duyuyor. Sen şimdi hocam Avrupa'ya bakmasın. Bakmasın ama sana bakmama şuurunu ver bakayım. Sen Avrupa'ya bakmama şuurunu ver, o bakmayacak zaten. O zaman tabii bakmayacak. Ama sen
Avrupa'ya bakma şuurunu devamlı verirsen, Avrupa, 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 bilmem Amerika, 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 dizilerinde şunlarda bunlarda her tarafta oraların övüleceği şekilde hareketler, bu sefer gençlik nereye bakacak? Dışarıya bakıyor. O yüzden dolayı o şuuru vermezsen, o hassası vermezsen olay bu böyle olur. Ve bu sosyal medyayla, bu ortamla ve bunları da gerçekten hem siyasilerin hem de belli kurumlarında hareketlendirmesiyle devamlı gündemde olurlar. Temin de söylediğim gibi mesela düşünsene bir hareket yapıyor. Tüm Türkiye ne yapabiliyor? Çok rahat duyabiliyor. Ya dakikada binlerce haber ne yapabiliyorsun bir anda? Görebiliyorsun ya. Eskiden bunu nerede bulacaksın sosyal medya olmasaydı ya? Ha bu olumlu mu? Eğer olumluya çevirirsen olumlu. Ama olumsuza çevirirsen, olumsuz olursa olumsuz. Biliyorsun halkımızın da dikkatini hep de olumsuzluklar çeker. O yüzden bu sefer de herkes olumsuz şeyleri koymayı derdinde. Şimdi bazı tansiyon şeyi olanlar biliyorsun, hastalığı olanlar meşhur ifade, hocam diyor artık bir haberleri seyretmiyorum diyor. Niye? Ya diyor her şey diyor olumsuz diyor falan. E tabii ki. O yüzden dolayı Rabbim muhafaza etsin inşallah.